Süper Lig'de Bursaspor Trabzonspor'la karşılaşacak. Birincinin ve ikincinin karşılaştığı bir mücadele bu. Şimdi açıkçası hani iki takımla ilgili şöyle baktığımızda üst sıralardaki takımlardan Trabzonspor özellikle kendi sahasında hem Fener'i hem Galatasaray'ı hem de Beşiktaş'ı yenme başarısı gösterdi. Tabii bu önemli bir başarı. Yani Galatasaray'ın deplasmanda yenen Bursaspor'un kendi sahasında Fenerbahçe'yi yenememesi onlar için bir özellikle zirve yarışında bir hani dezavantaj gibi gözüküyor. Bu Trabzon maçını kazanmak İki takım için de önemli. Ben ama yine de Trabzonspor'un hani bir beraberlik hakkının da olduğunu düşünüyorum. Hele hele kazanırsa işleri çok çok iyi gidecektir Trabzonspor'un. Özellikle son haftalara girilirken birinci devreye doğru. Şimdi Trabzon'un bu üç maçı da içeride oynaması üç büyüklere karşı. Bu üç maçın da yani ikinci devre deplasmana gitmesi demek ve bu da hani iç saha maçlarında kazanılan puanların önemini bence çok daha artırıyor. Çünkü deplasmanda kazanamayabilir Trabzonspor bu takımlara karşı ama kendi sahasında işini kendisi bilirdi. Geçen sene özellikle şampiyonluğu kaçırdıkları senelerde iç saha maçlarında bu tür başarısızlıklar onları ligin böyle biraz gerisinde bırakmıştı. Şenol Güneş'le birlikte değişen çok şey var Trabzonspor'da. Hem karakter hem de futbolculuk anlamında çok eksik bulunan oyuncular mesela Engin ve Burak'tan ısrarla vazgeçmeden onlara inanarak onları kadroda yer verdi ve onlardan en fazla verimi alan hoca. Yani Şenol Güneş'in bu özelliği çok önemli. Yani Yattara, Fatih Tekke oynadıkları zamanlarda Gökdeniz hep en iyi sezonlarını Şenol Güneş'le yaşadılar. Ben onun o yüzden bu anlamda da elindeki oyuncu topluluğunu çok iyi yönettiğini düşünüyorum. Bursaspor Kırıkhanspor'la bir Türkiye Kupası maçı oynayacak. Kendinden güçse hani çok daha güçsüz bir takımla oynayacak. Bursaspor'un da şöyle bir özelliği var. Şimdi iki tarafta hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de oynarken Bursaspor elindeki oyuncu topluluğunu iyi kullanıyor her türlü sağlam. Kadroyu çok geniş tutmuş, çok alternatif bir kadro oluşturmuş. Hani yani bir karşılaştırma yapacak olursak şansı da yaver gitmiş. Mesela Beşiktaş'ın özellikle sakatlıklar yüzünden Avrupa'da oynadığı zaman dönüşlerinde yani mesela 18 puan alabilecek bir maçtan Beşiktaş sadece 5 puan alabilmiş. Yani Beşiktaş'ın bütün kayıpları, puan kayıpları Avrupa dönüşlerine rast geliyor. Bursaspor bunun aza indiğini görüyoruz. Bu da biraz da hani futbol tarihinden şans yani sakatlıkların çok fazla yaşanmamasından yani gerçi bu hafta Ali Tandoğan'ı kaybettiler. Yani çok ciddi bir sakatlık geçirdi. Ama yani onun boşluğunu doldurabilecek bir kadrosu var Bursaspor'un. O yüzden Trabzon karşısında hani bu kupa maçının fazla etkisinin görünmeyeceği bir maç olarak çıkacaktır. Şimdi Bursaspor açısından çok önemli çünkü Bursaspor'un hani eğer şampiyonluğu yani şampiyon unvanıyla geldiği bu yeni ligde, yeni başlayan ligde Trabzon karşısında elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Benim öncelikle düşüncem hani bu maçın çok böyle iki tarafın lehine de gidip gelebileceği küçük farklarla sonucun ortaya çıkacağı. O yüzden en taraf bahsinden bu maçta bence uzak durmalı. Bence bir derbi maçından hiçbir farkı yok. Özellikle Bursa ve Trabzon arasındaki bu hani büyüklük şeyi de dahil edildiğinde özellikle Sadi Şener'in ya da ne bileyim Trabzonspor camiasının Bursa'nın şampiyonluğundan sonra Bursa'nın hani büyük, kaçıncı büyük olduğu ile ilgili yaptığı yorumlar, karşılıklı yapılan yorumlar bu maçı bence bir nevi derbi havasına sokuyor. O yüzden taraf bahsinden uzak durulması gerektiğini düşünüyorum. Benim bu maçla ilgili görüşüm az golle geçeceği şeklinde. İddia olarak da böyle bir tercih yapılabilir. Baba Torik.